Selam herkese, hep yeni bir vlogtan merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Annemleri biraz önce Çanakkale'ye uğurladık. Mete ile birlikte evde yalnızız. Birazcık yeni evin keyfini çıkartacağız sanırım. Anıl iş için şehir dışında. O gelene kadar böyle Mete ile birlikte evdeyiz. Taşınma ve toplanma sürecimiz oldu. Bu süreçte biraz Mete rahatsızlandı, viral enfeksiyon geçirdi falan filan. Daha sonrasında işte onun iyileşme süreci zaten Allah'tan ki 3 gün kadar sürdü, yani 3-4 gün kadar sürdü. Daha sonrasında antibiyotikle toparladık. Toplanma sürecimizde sona geldikse, yani şöyle toplandık aslında ama tek tük böyle ortada duran eşyalar var. Onların da böyle işte duvara asılacaklar var, kaldırılacaklar var. Onları da kendi düzenime göre ayarlamasını yapacağım. Şimdi Mete ile birlikte annemlere geçirdikten sonra eve geldik. Mete birazcık yerde şu anda yemekleme sürecinde. O yerde oyuncağıyla oyalanıyor. Ben de size birazcık ev turu yapayım istiyorum, bakalım. Bulunduğumuz bölge, ev biraz eski ama olsun. Ben çok memnunum şu anki durumumuzdan. Şimdi kısa bir ev turu yapalım. Şimdi böyle kapıdan girdiğinizde şurada bir hello yazısı sizleri karşılıyor. Bu yazıyı evin girişine bütün evlerimize koymuştuk. Burada yerini aldı. Şimdi şöyle, burası biraz ortalık dağınık. Bunları toparlayacağız. Bu konsolun üzerindekileri kendime göre ayarlamasını yapacağım. Şöyle Mete'ye bir tane oyun alanı aldık. Burada birazcık vakit geçirsin, en azından ben de o süreçte işlerimi halledebileyim diye. Burada beraber de oyunlar oynayacağız ilerleyen zamanda. Niye şu an onu buraya koymadım? Çünkü daha alışmadığı için şu an buraya koyduğum zaman ağlamaya başlıyor. Buna alışması için birazcık zaman geçecek büyük ihtimalle. Şöyle balkonumuz var. Balkona bir tane masa attık. Şöyle sandalyemiz de var. Aslında iki tane sandalye atıyorum Anıl'la ikimiz için ama şu an babam genellikle böyle sigara için çıktığı için bir tane koyduk. Şöyle deniz manzaramız var. Çok güzel. Manzarasını seviyorum buranın. Mete nerede? Mete tabii ki yerde. Burayı çok seviyor. Mete burada oyalanırken duruyor ama oyun alanına daha alışmadığı için orada çok fazla durmuyor, vakit geçirmiyor. Böyle bu şekilde burada şu an oyuncağıyla oynuyor. Bu oyun alısında artık çok fazla oynamıyor zaten, her kurduğumda bozuyor. Bu şekilde televizyonu da buraya kurduk. Burada gayet güzel oldu bu. İşte teknik koltuk da burada. Gayet güzel bir televizyon izleme köşesi oldu bizim için de. Şöyle devam edelim. Mete'nin bu arada mama sandalyesi de alındı. O da burada. Şurada bir ayakkabılık var binanın kendisinden. Burası karma çorman. Burayı RD olarak kullandık. Burayı kapatacağız. Buradan eşya genelde işte ihtiyacımız oldukça alıyoruz. Şurada hırdavat eşyalarını koyduk. Böyle gayet güzel bir şekilde burayı RD olarak kullanmaya devam ediyoruz. Burada mutfağımız var. Ankastreler de dün takıldı. Yani aslında bir haftadır tüple idare ediyoruz. Küçük bir tüpümüz vardı, onunla idare etmiştik. Ankastreler de geldi, onlar da takıldı. Gayet güzel çalışıyor. Burada bir tane daha balkonumuz var. Bu arada annem gitmeden yine çamaşırları sermişti. Onları da toplayacağım kuruduklarında. Şöyle burası da daha manzaralı. Burada çok fazla domuz oluyor bu arada. Arka tarafta komple domuzlara denk gelebiliyoruz. Burada dolap var. Bu da bizim balkondaydı bir önceki evde. Bu sefer bunu içeri aldım. Balkona diğer dolabı koydum. Böyle bir koridorumuz var. Tam karşıda bir banyo var. Burası Mete'nin odası olacak. Burası şimdilik böyle bütün eşyaların barındığı bir yer oldu. Burada Mete'nin yatağı var. Bu arabalı yatağın bazı parçaları eksik, menteşeler eksik. Onları tamamlayacağız. Bunu birisi giderken, taşınırken depo gibi bir yere bırakmış. Bir önceki taşındığımız yerde bir komşumuz haber verdi, almak ister misiniz diye. Biz de aldık, böyle eve getirdik. Daha kurmadık çünkü menteşeleri eksik. Ana bunu geldiğinde kuracak. İçerisine de bir tane bunun boyutuna göre bir yatak alacağız. İlerleyen zamanda Mete biraz daha büyüdüğünde bu yatağa yatabilecek. Çok hoşumuza gitti bizim. O yüzden almak istedik. Şöyle burada. Yani genel olarak RD burası. RD gibi yani şu an için. Şurada Mete'nin dolabı var. Buradan işte ihtiyaç oldukça eşyalarını falan alıyorum. Burada misafir odası var. Tabii buradaki eşyalara şu an odaklanmamak lazım. Çünkü bu eşyaların hepsi toparlanacak. Bunlar hiç kalmayacak. Ben onlara şimdi bir el atacağım Mete uyuduğunda. Böyle genel olarak burası da misafir odası. Şuraya da güzel iki tane perde taktık. Böyle. Gerçekten içime sindi. Hoşuma gitti. Burada da bir tane dolap var bu arada. Bu dolap da binanın kendinden var. Böyle. Bütün eşyalarımız içine alıyor. Bu dolap olmasaydı büyük ihtimalle sığamayabilirdik.
Şöyle şurada yıkanmayı bekleyen çamaşırlar var, beyazlar var, lekeleri gitsin diye koydum. Burada bu sefer kurutmayla çamaşır makinesini üst üste kurduk ama yine tabii gideri buradan. Bunu hala yaptıramadık. Bunu bir arçelik çağırıp büyük ihtimalle yaptıracağız. Şuraya ekstra bir tane dolap aldım. Şu şekilde çok hoşuma gitti. Böyle ahşap bir dolap. Burada işte çamaşırlar, havlu, kağıt havlu, tuvalet kağıdı falan koydum. Gayet güzel oldu. Şurada çamaşırlığım var. En sonda da bizim yatak odası var. Şöyle. Burada da Mete yatıyor. Bu arada zaten klimayla ısındığımız için klimamız da bu odada da var. Salonda da var bir tane. Burada da bir tane şifonyer var. Gayet güzel bir şekilde sığdık eve. Dediğim gibi şurada kalan masa üzerinde kalan eşyaları da apar topar öyle koyuverdik ama onları düzenleyeceğim. Yani kendi düzenime göre ayarlamasını yapacağım. Atılacaklar atılacak. İşte kalacaklar. Onları çekmecelere düzenleyeceğim güzel bir şekilde Mete uyuduğu zaman. Mete'yi oyun alanına yatırdım. Orada oyalanırken ben de o sırada hızlıca şu çamaşırları, bunları kostaya, böyle kosta döküp suda bekletmiştim. Şimdi bunları güzelce yıkayacağım. Şöyle suları da içinde duracak. Şu şekilde. Makineye atalım. Böyle bir yandan tek elimle tutup tek elimle makinenin içine atamıyorum. Ben bunları makinenin içine atayım. Makineyi başlatayım. O sırada Mete'nin yanına gideceğim bunları yıkanırken. Birazcık Mete ile oyun oynayacağım. Bu arada kendime bowl yapmak için böyle işte güzel tabaklar hazırlayayım diye kendime kase almıştım dörtlü. Tabii kaseler beklediğim gibi çıkmadı. Bu tabaklar büyük ihtimalle küçük böyle çerez tabağı falan. Yani aldığıma değmeyecek büyük ihtimalle. Bir içini inceleyelim. Aslında dışı çok hoşuma gitmişti. Ama ne yazık ki beklentimi şu an karşılamıyor. Yani küçük olması benim amacıma uygun değil. Şöyle bakalım tekrardan bir kontrol edelim ama buraya büyük sığmayacağını düşündüğüm için kutudan çıkan tabaklar böyle 8 santimmiş. Bowl set yazıyor ama buna ben kase yapabilir miyim bilmiyorum. Yani büyük ihtimal hepsi kase olarak geçtiği için ben de buna aldandım. Hiç 8 santim olmasına bakmadım. Bu biraz da benim hatam aslına bakarsanız. Şöyle çerez tabağı geldi bakın. Bunları iade ederim diye düşünüyorum. Çünkü yanlış ürün. Yani ben buna hayatta yulaf ezmesi koyup böyle kendime kase yapamam. Bu bir oyun falan da değil. Böyle hani deseni çok güzel, çok hoşuma gittim. Adam kok adam bu şekilde. Ama bu beklentimi karşılamıyor. 8 santim tabii ki çok ufak. O yüzden beklentimin dışında ne yazık ki. Böyle dörtlü paket halinde almıştım. Ne yazık ki bunları iade edeceğim. Mete şu an bu şekilde yerde oyun oynuyor. Oyun alısında tekrardan sıkıldığı için oyun alanında ben de onu aldım buraya getirdim. Burada birlikte ben de onun yanına uzanacağım birazdan. Birlikte vakit geçireceğiz. Şu an o kendi kendine konuşuyor. Kendi kendine oyun oynuyor. Bir yandan da ona İngilizce bir şeyler söylüyorum. En azından birazcık kapsın diye. Böyle bu şekilde biraz vakit geçireceğiz. Ben de ona eşlik edeceğim birazdan yanına uzanıp.
Video buraya kadardı. Foça'ya alışma sürecimizi ilerleyen zamanlarda tekrardan paylaşacağım. Foça şu an için serin. Yani dışarısı serin aslına bakarsanız. Böyle giydirdiğime bakmayın. Dışarıda böyle bir tur attık. Annemlerle birlikte biraz hava aldık. Gezelim istedik. Sıcağa aldandık ama serinmiş. Yanımıza ırkımızı da almıştık Allah'tan. Öyle dediğim gibi foça'ya alışma sürecimizi ilerleyen zamanlarda yine videoya almaya çalışacağım. Sizlerle paylaşacağım. Video buraya kadardı. Ben şimdi biraz Metin'in yanına uzanacağım. Onunla vakit geçireceğim. Mızmızlanmaya başladı zaten gördüğünüz gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.